Sevgili arkadaşlar, merhabalar, iyi akşamlar diliyorum herkese. Evet, bugün oldukça zor ve gündemi son derece yoğun bir gün yaşadık. Ve bugün için en önemli gündem maddesi Merkez Bankası'nın faiz kararı idi. Acaba faizlerde bir indirim yapar mı, bir sürpriz yapar mı? Ve bunun arkasındaki gelişmeler nasıl olabilir? Ve hepsinden de önemlisi, dün geceki analizimde belirttiğim gibi, bu faiz kararı sonrasında Merkez Bankası hangi ifadelere yer verir, nasıl bir açıklama yapar konusu önemliydi. Ancak bugün Merkez Bankası'nın faiz kararının da önüne geçen, hatta fersah fersah önüne geçen çok farklı gelişmeler yaşandı. ABD kaynaklı S-400 konusuyla ilgili, Suriye ile ilgili çok önemli dayatmalar, çok sert bildirimler söz konusu oldu. Değerli arkadaşlar, ben sizlere analiz aktarırken, yorum yaparken öncelikle temel verilerden, piyasa gelişmelerinden ve bu piyasa gelişmelerinin dolar TL'yi nasıl etkileyebileceği hususundan bahsetmek üzere analizlerime başlıyorum ve arkasından da grafiklere geçiyorum. Buradaki amaç şudur değerli arkadaşlar. Bildiğiniz gibi grafikler kendi kendine hareket etmezler. Bu çubuklar sebepsiz yere inip çıkmazlar. Renklerini yeşil veya kırmızı hale dönüştürmezler. Bunlara sebep olan bir takım etkenler olmalı. İşte bu sebepler ve etkenler ise fundamental dediğimiz finansal literatürde bu ifadeyle geçmekte olan temel verilerdir. Ama maalesef ki çoğunluk temel analizi veya temel verileri sadece bir şirketin bilançosu, geliri gideri şeklinde yorumlamakta. Oysa ki temel verilerin içerisinde her şey vardır. Siyaset vardır, coğrafya vardır, siyasi gelişmeler vardır, diplomasi vardır. Birçok detay ve ayrıntı vardır. Zira piyasalarda psikolojinin ne kadar etkili olduğunu çok net olarak görmektesiniz. Hafta sonu aktarmış olduğum analizlerimde ve son günlerdeki analizlerimin hemen hemen hepsinde dolar TL'yi etkileyecek faktörler içerisinde S-400 konusuna, seçimler konusuna, olası bir IMF durumuna ayrı ayrı ve özellikle yer vermeye çalıştım. Ve özellikle de S-400 konusu üzerinde durdum ki son günlerde S-400'ler ile alakalı olan mevzu ABD ile aramızdaki sıkıntıları önemli ölçüde artıran bir faktör özelliğindeydi. Niçin sevgili dostlar? Çünkü ABD S-400 almayacaksın. Alırsan da aba altından sopa gösteriyordu birkaç gün öncesine kadar. Ama dün dedi ki eğer ki bu husustaki tavrını devam ettirirsen ben sana bir takım yaptırımlar uygulamak durumunda kalırım. Bu yaptırımların bir adeta birincisi niteliğinde, ilki niteliğinde de bir adım attı. Trump Kongre'ye bir mektup gönderdi ve genelleştirilmiş tercihler sisteminden Türkiye'nin çıkarılması gerekiyor. Yani bu sistem çerçevesi içerisinde birçok ülkeden özel gümrük anlaşmalarıyla, avantajlarıyla yapılmakta olan ticaret sınıfından Türkiye çıkmalı deniyordu. Bu Türkiye için 2 milyar dolarlık bir kayıp anlamına gelecekti ve yine ortalama %2,5 civarında da bir ek gümrük vergisi anlamına gelebilecekti. Ve bunun ardından hemen şu soru akla geldi. Düne kadar ABD ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler 75 milyar dolar seviyelerine çıkarılması hedefleniyor ve bu habere seviniyorken bir yandan böyle bir tablonun olması ABD'nin bu hususta ne kadar kararlı olduğunu gösteriyordu. Mesele S-400'dü değerli arkadaşlar ve bugün S-400 konusuyla ilgili olarak önce Scaparotti denilen ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanı ve NATO Müttefik Komutanı, NATO Müttefik Kuvvetleri Yüksek Komutanı sıfatına, rütbesine sahip olan bir general. Bu aynı zamanda ABD'nin ve aynı zamanda da Avrupa'yı temsilen NATO'nun en yetkili ağzı sıfatıyla Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemini alması durumunda F-35 uçaklarının Türkiye'ye verilmemesi gerektiğini ifade etti. Ve bu konunun son derecede kararlı bir şekilde takipçisi olacaklarını vurgulayacak nitelikte S-400 meselesinin kendileri için çok önemli bir faktör olduğunu ve NATO müttefikleri açısından da çok ciddi bir tedirginlik sebebi olduğunu ifade etti. Bir diğer yandan ABD'li bir üst düzey yetkilisi ise arka arkaya yapmış olduğu açıklamalarla Suriye, S-400, İran ve ABD'li
bazı yerel tutukluların, Türkiye'de bazı ABD çalışanları Türk uyruklu olsa bile tutuklu konumunda bulunuyorlar. Bunların ABD ile aramızdaki önemli sorunlar olduğuna dikkat çekmek suretiyle bu konularla alakalı meseleler çözülmedikçe Türkiye ile ABD arasındaki gerginliğin devam edebileceğini vurguladı. Çok şükür en sonunda Trump Erdoğan'a sempati duyuyor şeklinde bir söylemle bu açıklama bombardımanını bir nevi yumuşatarak tamamlamış olsa da sonuç şu arkadaşlar. Bu S-400 meselesi ciddi bir sorun halinde. Ve sizlere bu konuyla ilgili olarak son bir bilgi daha vermek istiyorum ki ABD'de mevcut olan, meriyette olan bir yasa bulunuyor arkadaşlar. Bu ABD düşmanlarına karşı yaptırım yasası adını alıyor. Bu yasanın kapsamı içerisinde şu ifade ediliyor. Deniyor ki eğer ki Rusya'dan S-400 füzeleri alınır ise bu hangi ülke tarafından alınırsa alınsın o ülkelere F-35, Patriot ve bunun dışında bunlar verilmeyeceği gibi aynı zamanda F-16'lar içinde gerekli olan bakım ve yedek parça hizmeti de verilmeyecektir deniyor. Yani arkadaşlar olay ne biliyor musunuz? Olay ABD tarafından çok net bir şekilde S-400'ü almayacaksın. Eğer alacak olur isen biz birçok yaptırımları peşi sıra uygulamaya hazır durumdayız demeye getiriyorlar. İşte değerli dostlar, bugünkü dolar TL'deki yükselişi sadece ve sadece Merkez Bankası'nın kararına bağlayanlar, onlara sesleniyorum. Merkez Bankası'nın kararından sonra dolar fırladı, uçtu, şöyle oldu, böyle oldu şeklinde başlık atanlara konuşuyorum. Değerli kardeşlerim, dolar bugün Merkez Bankası faiz indirmedi veya faizde herhangi bir değişiklik yapmadı diye fırlamış değil. Dolar zaten bu olayların etkisiyle belli bir yükseliş trendi içerisinde, ateş üzerinde adeta ve yükselişine ivme kazandırabilmek için bir sebep arıyordu, bir kıvılcım arıyordu. Ve bu olayların etkisiyle bugün gelen açıklamalardaki ses tonunun yükselmesiyle dolarda bugün bir 5.44 atağı yaşandı. Veya doların 5.44 atağını tetikleyen ana sebep budur. Yükselen trend devam ediyor, doğrudur. Ama bugün bir anda 5.39'lardan hatta ve hatta Merkez Bankası kararının hemen akabinde 5.36'ya düşmüş iken bir anda 5.44 seviyelerine sıçramanın yaşanmasındaki sebep gerçek neden budur. Merkez Bankası değildir. Bu nedenle Merkez Bankası kararının ardından dolar fırladı şeklinde bir başlık atarak bu şekilde bir yorum yaparak sen seni dinleyenleri alaya alamazsın. Yanlış bir şekilde bilgilendiremezsin. Niçin? Çünkü bu olaylarla ilgili olarak yarın çok yumuşak söylemler gelir ise dolarda bir anda 3-4 kuruşluk bir gerileme olur ki 5.44'ten dolar alan vatandaş dolar 5.40'a indiği zaman yandım Allah diye üzülmeye başlar. Evet. Sevgili arkadaşlar, Merkez Bankası bugün faiz indirmedi. Faiz indireceğine dair de zaten çok önemli bir sinyal yoktu. Sadece ve sadece bu pazartesi günü gelen haber enflasyon bilgileri dahilinde olumlu gelen enflasyon verileri ve Merkez Bankası'nın da faizler konusunda enflasyon mevzusunu çok çok önemsiyor olması nedeniyle belki bir sürpriz olur mu? Hani bir 50 puanlık 100 puanlık bir faiz indirimi olabilir mi şeklinde çok minik bir ihtimal dahilinde bir düşünce vardı ve bunu bir sürpriz olarak yorumlayacaktık. Nitekim Merkez Bankası 1. bekleneni yaptı. 2. söylemler çok önemli olacaktı. Son derece şahin bir tutum sergiledi. Ve ben dün geceki analizimde sizlere demiştim ki eğer Merkez Bankası faiz indirmese bile söylemlerinde bir açık kapı bırakacak olur ise yani şunlar çok iyiye gidiyor, enflasyon şöyle olumlu, böyle olumlu vesaire, önümüzdeki günlerde bir faiz indirimi gündeme gelebilir gibi açık bir söylem veya üstü kapalı bir ifadeyle bu durumun önünü açmış olsa idi, bu durum dolarda önemli bir hareketlenme sebebi olabilirdi. Faiz indirimi yapmamış olsaydı bile. Ama Merkez Bankası bu kapıları dahi kapatacak şekilde. Hala yeteri kadar enflasyonun uygun seviyelere gelmediğini, sıkı duruşun çok net bir şekilde devam etmekte olduğunu ve hatta
dış ekonomik etkenlerin, faktörlerin de ciddi şekilde gözlemlendiğini, buradaki olumsuz etkilerin de çok net bir şekilde değerlendirildiğini ifade edecek kadar aslında rasyonel bir değerlendirme yaptı. Ve faiz indiriminin önünü çok net bir şekilde kapatan, sanki bunu hiç yapmayacakmış gibi kararlı bir duruş sergiledi. Bu duruş neydi arkadaşlar? Bu duruşun sonucu ne olabilirdi? Bu duruşun sonucu tabii ki dolar TL'de faiz indirimi beklentisinin gittikçe ötelenmesi sonrasında bir aşağı eğilim, ama sınırlı bir aşağı eğilim olmasını gerektirebilecekti. Nitekim arkadaşlar, faiz kararı öncesinde şuralarda gördüğünüz gibi sabah 0.8'ler civarında, 5.39'lar civarındayken eğer piyasa bir faiz artışını bekliyor olsaydı yukarı yönlü bir beklenti satın alınabilirdi. Ama kademeli bir şekilde, sakin bir seyirle bir aşağı eğilimin, zayıf bir seyirin söz konusu olduğuna tanık olduk. Şurası arkadaşlar saat tam 13.55. Bakınız, faiz kararı saat 14'te açıklandı. Saat tam 13.55 ve 5.38 civarlarındayız. 5.38-24'ler görülmüş. 5.39'lara yaklaşımlar olunmuş. Ama piyasa faiz kararını 5.38 seviyesinde bekliyordu. Saat 13.55'ten sonra saat 14'te faiz kararının açıklanmasıyla birlikte arkadaşlar biz 10 dakika içerisinde 5.36-30 seviyesine kadar geriledik. Evet, 5.40'lara yaklaşan bir seyirle dün geceden itibaren hareket etmekte olan dolar TL aynen düşündüğümüz ve belirttiğimiz gibi 5.36'lara yaklaşım gösterdi. 5.35 seviyesi çok önemli bir destek konumunda olmasına bağlı olarak bu destek gücünü, mevcut sıkıntılar, mevcut problemlerin varlığını da dikkate almak, hesaba katmak suretiyle korudu ve ardından ABD'den az önce sizlere anlatmış olduğum gerek Avrupa Kuvvetleri Komutanı ve NATO Müttefikleri Komutanı olan şahsın açıklamaları, gerek ABD Dışişleri Sözcüsü'nün yapmış olduğu açıklamalar ve gerekse de üst düzey bir yetkilinin yapmış olduğu bu S-400'lerle alakalı olan açıklamalar ortamı iyiden iyiye germiş oldu. Ve biz dakikalar boyunca, belki de uzunca bir süre bu konuda bir hükümet olarak cevap veremedik. Yani bu olayları bir nevi dinledik. Ve en sonunda Sayın Çavuşoğlu'ndan gelen bir takım açıklamalar oldu. Biz S-400'ler konusunda almaya kararlıyız. Zamanında biz Patriot'ları istedik ama bir müttefik olarak siz bizlere bu Patriot'ları paramızla dahi vermediniz. Biz de böyle bir durum dahilinde hava savunma sistemine ihtiyacımız bulunduğu için, ülkemizi korumak durumunda olduğumuz için bu sistemi Rusya'dan almak durumunda kaldık şeklinde bir açıklama yaptı. Tabii ki bu açıklamalar bir anlamda bir restleşme kokusunu da gündeme getirmiş oldu. Şimdi sevgili arkadaşlar, bu tablo dahilinde önümüzdeki günlerde bizi neler bekliyor? Önümüzdeki günlerin arkadaşlar gündemin en önemli ana başlıkları S-400 konusundaki tabloyu çok yakından takip etmemiz gerekiyor. Bu bir. İkincisi, seçimlere yönelik biraz daha zamanın azalmasıyla bir hafta 10 günlük bir sürecin yaklaştığı dönemlerde anket sonuçlarının ne ifade ettiğini yakından izlemek gerekiyor. Ve hepsinden de önemlisi, şu anda biraz daha gündemde olmadığını fark etmiş olduğumuz IMF konusunun biraz daha kısa vade sonra ilerleyen günlerde tekrar acaba gelecek mi gelmeyecek mi şeklindeki tartışmalarla tekrardan gün yüzüne çıkacağını düşünebiliriz. Bu faktörler dahilinde ve dolar TL'nin de bu faktörlerin etkisiyle oluşturmuş olduğu yükselen trendinin devam edebileceğini, bu trendin aşağı yönlü kırılması veyahut da TL lehine olumlu bir takım gelişmelerin olabilmesi ihtimali şu anda ufukta pek de fazla görünmüyor. Konu sadece ve sadece ülke içi ekonomik gelişmelerimiz, ticari durumumuz, büyüme verilerimiz, şunlarımız, bunlarımız, istihdam oranımız meselesinden çıkmış durumda. Konu çok ciddi bir şekilde diplomasi ve jeopolitik risklerin paralelinde uluslararası ilişkiler boyutlarına ulaşmış ve en önemli başlık olarak ise ABD artık Çin'den sonra gözünü ticaret savaşları konusunda Türkiye'ye mi çeviriyor şeklindeki bir algıyı gündeme getirmekte. Gördüğünüz gibi dün ABD'nin Trump'ın yapmış olduğu teklif ile önemli bir gümrük muafiyetini kaybetmiş olduk. Buna benzer yaptırımlar
tekrar tekrar gelir mi bu S-400'lerden vazgeçebilmek konusunda? Sevgili arkadaşlar, bu S-400 konusunda hiçbir şekilde gündeme getirilmeyen bir başka konudan daha sizlere bahsetmek istiyorum. Bu S-400'leri almak ve kullanmak birbirinden farklı kavramlardır. Biz bunun kaporasını verdik. Bundan vazgeçme şansımız olmayabilir. Bu S-400'ler Türkiye'ye gelebilir ama hangarda kalabilir. Kullanamayabiliriz. Kullanmadığımız müddetçe, hava savunma sistemini kurmadığımız müddetçe yasayı delmiş olmuyoruz. Yani alırsın, depona koyarsın ama kullanmazsın. Zannediyorum ki bu tamamıyla benim kişisel bir görüşümdür. Biz bu S-400'leri almaktan vazgeçemeyeceğiz. Vermiş olduğumuz bir kapora, vermiş olduğumuz bir peşinat var. Rusya'ya karşı evet aldım kardeşim diyeceğiz ama Batı'ya karşı da aldım ama kullanmıyorum diyebileceğimiz bir tabloyla karşı karşıya kalabiliriz. Sonuçta kim zarar eder? Tabii ki sonuçta yine bizim oralara ödemiş olduğumuz paralar ve bu süreç içerisinde yaşamış olduğumuz gerginliklerle ekonominin görmüş olduğu zararlar olacaktır. Evet değerli arkadaşlar, gelelim dolarda önümüzdeki günlerde hangi seviyelerin söz konusu olabileceği meselesine. Sevgili arkadaşlar, öncelikle dolar TL'nin günlük grafiğini görmektesiniz. Bu günlük grafiğimiz itibariyle dün arkadaşlar vermiş olduğum analizde faiz kararı öncesinde bir hafif bir geri çekilme, hafif bir zayıf seyrin olabileceğini ve bu zayıf seyrin faiz kararının açıklanmasından sonra yavaş yavaş yine kendi iç dinamiklerine dönmek suretiyle yükseliş eğilimini devam ettireceğini ifade etmiştim. 5.38.70 seviyesinin önemli bir seviye olduğunu, ancak buranın aşağılarına doğru gerilemenin faizle ilgili bir değişiklik olmaması konusuyla alakalı olarak beklenebileceğini, ancak 5.38.70 üzerinde kalınır ise 5.41, sonrasında 5.32.34 ve en son 5.44.50 seviyelerine kadar bir yükseliş olasılığının gündemde olabileceğini ifade etmiştim. 5.44.49 seviyesi arkadaşlar, bugün görmüş olduğunuz gibi, evet grafiklerde bir yavaşlık var. Evet, 5.44.61 seviyesine kadar bir yükseliş yaşayabilmişiz. Zira dün verilen pivot seviyesi çok net bir şekilde test edilmiş durumda. Değerli arkadaşlar, alt bandımız bugün itibariyle şuradaki destek bandı olarak gördüğümüz alt kanal bandımız bugün itibariyle 5.36.62 seviyesine yükselmiş bulunuyor. Bu seviye çok net bir destek konumu olarak takip edilmeli. Üst bandımız ise 5.50'ye yaklaşan 5.46-5.47 seviyesini gösteriyor. Zira 5.46-38 seviyesi şu anda bu yükselen kanalın üst bandı konumunda, bu birinci olarak dikkate almamız gereken bir seviye olacaktır. 5.50 seviyesinin zaten psikolojik bir direnç noktası olduğunu biliyoruz. Yarın için dikkate, yarından önce bir de Fibonacci kriterleri olarak bakalım isterseniz. Sevgili dostlar, şurada görmüş olduğunuz 38.2'ye denk gelen, yani 5.36.68 seviyesini ifade eden direncimizin aşılması durumunda, buranın destek yapılması durumunda hedefin %50'ye denk gelmekte olan 5.43 seviyesi olduğunu sürekli olarak grafik analizlerinde vurguluyordum. Nitekim görmekte olduğunuz gibi birkaç gündür bu seviyenin destek yapılmasıyla birlikte artık bu yükseliş nereye kadar devam edebilir? Hangi nokta önemsenecek şekilde bir yukarı atak olabilir? Hangi seviyeye dikkat edilmeli sorumuzun cevabını şuradaki çizgimiz veriyordu. Bu çizgimiz ise 5.43'ü temsil etmekteydi. Nitekim biz bugün 5.43'ün üzerine yöneldik ve 5.43 üzerinde şu anda 5.42.98, 5.43 bölgesini şu anda test ediyoruz. Gün içerisinde üzerine çıktık ama henüz üzerinde bir kapanış gerçekleşmedi. Geri kalan birkaç saat içerisinde de bu seviye üzerinde gece 24 saatlerini bulabilecek miyiz? Muhtemelen buluruz gibi görünüyor veya bu civarlarda kapanış olacak gibi görünüyor. Ancak bilmemiz gereken nedir? Şu direnci zorlamaya başladık. Şayet bu direnci aşabilirsek, bu direncin üzerine bir miktar çıkıp da şurada olduğu gibi tekrardan bu seviyeyi geriden test etmek, 5.43 bölgesine geri dönmek, bu desteğin ne kadar güçlü olduğunu test ettikten sonra bir 5.50 atağının yaşanma olasılığı gündemdedir. Ancak eğer ki mevcut tansiyon, bu S-400'ler konusuyla yurt dışı ile alakalı olan mevzular, mevcut tansiyonda çok ekstra bir gerilim yarın öbür gün olmaz ise, bu durumda 5.50'ye doğru çok hızlı bir atağın yaşanma olasılığını biraz zayıf görmek lazım. Yani şunu anlatmak istiyorum arkadaşlar. Bugün dolar TL
5.44'e kadar yükseldi. Bu yükseliş yarın da devam eder ve yarın da biz 5.50'yi buluruz şeklinde kesin ve de net bir kararlılıkla, beklentiyle hareket edilmesinin doğru olmadığı kanaatindeyim. Bu sizi çok fazla bir beklentiye sokmuş olur. Zira şu anda 5.43 üzerinde kalmaya çalışıyoruz ama 5.42 bölgesindeki direnç bölgemizi aşma evresindeyiz. Bu bölge, bu direnç bölgesini aşabilme evresindeyiz. Bu evrede 5.40-5.42 bölgesinin test edilmesi, 5.41'lere, 5.41-50'lere doğru tekrardan geri çekilmelerin yaşanması beklenebilir. Bu durumda panik olunmamalı. Bu durumda eyvah tekrardan aşağı çöküş başladı, 5.20'ye, 5'e, şuraya, buraya gidiyoruz şeklinde bir gereksiz bir algının içerisinde olup hatalı işlem yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. 5.36 seviyemiz önemli bir destek olarak dikkate alınmalı diyorum. Değerli arkadaşlar, bu tablo dahilinde yarın için dikkat etmemiz gereken şu an piyasanın kapandığını, bu seviyelerden kapandığını varsayarak 5.41.81 seviyesinin veya ben bunu biraz daha temkinli bir ifadeyle 5.41.50 olarak ifade edeyim. 5.41.50 seviyesinin bir destek, bir pivot noktası özelliğinde olduğunu, bu seviye üzerinde kalmaya devam ettiğimiz müddetçe ve özellikle de şuradaki 5.43 seviyesinin üzerinde kalabildiğimiz ölçüde bu Fibonacci direncini de dikkate alalım. Hem burayı dikkate alalım hem de şu bölgeyi dikkate alalım. Bu durumda 5.41.50'nin aşağısına gelmiyorsak ve özellikle de 5.43'ün üzerinde kalıyor isek bu şartlar altında 5.47.30 seviyesine kadar bir yükseliş ihtimalinin mümkün olabileceğini görmekteyiz. Bu seviyenin de aşılması durumunda 5.50 seviyesi bir psikolojik direncimiz olarak bir yakın zamandan bilmiş olduğumuz bir değerdir. Buranın da geçilmesi durumunda ise 5.55 seviyeleri hesapta olması gereken, dikkate alınması gereken seviyeler konumunda. Zira biz zaten haftaya başlarken, bu haftaya başlarken arkadaşlar daha pazar gününden hangi seviyelere dikkat etmemiz gerektiğini zaten biliyorduk. Neydi arkadaşlar? 5.36 seviyesi bizim için pivot seviyesiydi. Bu seviyenin aşağısına gelmedikçe 5.43 ve buranın da aşılması durumunda 5.48'lere kadar bir yükseliş olasılığının olma ihtimalini teknik olarak daha yüksek görmüştük. Ne oldu arkadaşlar? 5.36'nın aşağısını hiçbir şekilde görmedik. Bu sebeple long pozisyonlar adına önemli bir tedirginlik yaşamanın bir manası yoktu. 5.36'nın üzerinde kalındıkça da oluşabilecek veya ulaşabileceğimiz seviye 5.43.35 idi. Nitekim bugün 5.44'ler civarına bir atak oluştuğu için de bu seviyenin bir şekilde test edildiğine tanık olmuş bulunuyoruz. Değerli arkadaşlar, dolar TL ile ilgili olarak şu an yapabileceğim açıklamalar bunlardan ibaret. Bu analiz biraz fazla uzadı, biraz da yoruldum. Biop konusuna ve Merkez Bankası'nın bugün neler yaptığı konusuna, bugün bu yükseliş atağına karşı hangi adımları attığı konusuna ise yaklaşık bir buçuk saat sonra yeni bir analiz eklemek suretiyle bu hususları da aktaracağım. Saat geç olsa bile mutlak ve mutlak surette Biop ve Merkez Bankası ile ilgili olarak işlemleri de ayrıntılı bir şekilde analiz etmiş olmak üzere yeni bir video çalışmasını aktaracağımı bir kez daha ifade etmiş olayım. Efendim, iyi akşamlar diliyorum. Şimdilik hoşça kalınız, saygılarımla.